Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangilerinden e, temas gerektiren kuvvet vardır diye sorulmuş. Bir futbolcunun topa vurması, bir kitabın masa üzerinde durması, dünyanın ayı çekmesi kütle çekim kuvvetidir. Yani temas gerektirmeyen kuvvettir. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. İkinci sorumuzda ise sürtümüz yatay düzlemde şekil 1'de şekil 2 ve şekil 3'teki X, Y, Z cisimlerine uygulanan yatay kuvvetlerle cisimlere eşit yollar aldırıldığında sırasıyla ve x ve y ve işleri yapılıyor. Buna göre arasındaki ilişki sorulmuş arkadaşlar. x ismine uygulanan işimiz nedir? Uygulanan kuvvet çarpı alınan yol x kadar olsun arkadaşlar. V birimiz daha doğrusu Vx ve nedir arkadaşlar? Net kuvvet karşılıklı olduğunda net kuvvetimiz ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru 10 Newton 10 çarpı x'tir. Vz nedir arkadaşlar? İki kuvvet de aynı tarafa baktığı için 30 30 çarpı x. Yani doğru seçeneğimiz ne yapar arkadaşlar? E şıkkıdır. Evet üçüncü sorumuza bakalım. KLM cisimleri şekildeki gibi asıldığında cisimlerin yere göre potansiyel enerjilerin eşit olduğu söylenmiş. Buna göre kütleleri arasındaki ilişki sorulmuş çocuklar. Ne yapıyoruz? MKG çarpı HK eşitmiş. MG HL o da eşitmiş. MGH M'ye K'nın kütlesini bilmiyoruz. G yer çekimimiz hepsinde aynı gitti. K kütlesinin yere uzaklığı 3H m, l çarpı L cisminin yere uzaklığı arkadaşlar burada dikkat edin cismin tam kütle merkezinden alıyorsunuz arkadaşlar ne yapar? 1.5 ya da tam alttan alacak olursak hepsine yine aynı e, değere çıkmış oluruz. L cismimiz H kadar. m M cismimizde yere yüksekliği 2H'tır. Hepsini 6'da eşitleyecek olursak arkadaşlar ne yaparız? K kütlemiz 2 L kütlemiz 6 M kütlemizde 3 çıkar. O zaman sıralayacak olursak doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Şekildeki mekütel cisim F kuvveti ile K'dan L'ye 2 dakikada çekiliyor. Buna göre harcanan güç kaç Watt'tır diye sorulmuş arkadaşlar. Güç dediğimiz neydi? Birim zamanda yapılan işte iş i̇şte dediğimiz uygulanan kuvvet ve aldığı yol 60 çarpı 100 bölü Geçen süremiz saniye cinsinden burada 2 dakika vermiş ne yapar? 1200 120 saniye yapar arkadaşlar. Buradan sadeleştirecek olursak da ne yapar? 50 değerine ulaşmış oluruz. Evet Anadolu Lisesi için iki tane sorumuz var. Aynı şekilde Fen sesi için de var arkadaşlar. Sırayla bakalım. Sürtünmesiz sistemde 20 kilogram kütleli cisme 200 Newtonluk kuvvet çekirdek gibi uygulanıyor. Buna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir denilmiş. F eşittir neydi MA. Uygulanan kuvvetim 200 kütlem 20. O zaman sistemin ivmesi nedir arkadaşlar? 10'dur. Doğru seçeneğimiz Bursa. 6. soruya bakalım. Sürtünmesi eğik düzlem üzerin düzlemdeki M ve 2M kütleli cisimleri sırasıyla yatay 2F ve 3F kuvvetleri uygulandığında cisimlerin ivmesi sırasıyla A1 ve A2 oluyor. Bunların oranları sorulmuş. Evet. Bizim ne demiştik arkadaşlar? F eşittir. M Peki. ivmemizi nasıl bulacağız? Kuvvetin kütleye oranı. Peki. O zaman A1'imiz ne gelir arkadaşlar buradan? 2F bölü M. Aynı şekilde A2 ne gelir arkadaşlar? 3F bölü 2M. Doğru seçeneğimiz 4 bölü 3 yani Denizli'dir arkadaşlar. 7. soruya geçelim. Pardon Felisesi için olan sorumuza bakalım. Yatay düzlemde durmakta olan 5 kilogram kütleli cisme yatay 20 Newtonluk kuvvet uygulandığında cisim harekete geçmiyor. Buna göre cisimle yat yüzey arasındaki statik sürtünme kat sayısı kaçtır denilmiş. Eğer sistem harekete geçmiyorsa arkadaşlar uygulanan kuvvet benim sürtünme kuvvetime eşittir. Peki F sürtünme kuvvetim neydi? KMG. Sürtünme kuvvetim değeri neye eşitti? 20 eşittir. Benden K'yı istiyor. Kütlem 5. Yer çekimi iğmesi de 10 verilmiş. Peki K'yı yalnız bıraktığımda ne yapar? 2 bölü 5 o da 4 bölü 10 yani 0,4 yapar. Doğru seçeneğim Bursa'dır arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımızda kinetik sürtünme katsayısının 0.7 olduğu yatay düzlemdeki 7 kilogram kütleli cisme yatay 70 Newton büyüklüğündeki kuvvet şekildeki bu uygulanıyor. Buna göre cisim ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diye sorulmuş. Ne diyorduk arkadaşlar? F net eşittir MA. F net uygulanan kuvvet ve bu harekete ters yönde uygulanan bir deneyimiz var. F sürtünmemiz var. 70 eksi f sürtünmemiz neydi? Kmg eşittir. Kütlemiz 7. ivmemiz bilmiyoruz. Zaten soruda bize o soruluyor arkadaşlar. Buradan devam edecek olursak 70 eksi k'mız 7 bölü 10. Çarpı kütlemiz 7. Yer çekimi 10. Buradan ne yaparız arkadaşlar? A'yı 3 şeklinde buluruz. Doğru seçeneğimiz denizlidir. Gelelim 7. soruya. Ee, bir pencere camındaki su damlasının görünümü şekildeki gibidir. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur arkadaşlar? KL verilmiş bir su damlası camda duruyor. Birinci öncülümüzde K kısmında adezyon kuvveti etkilidir. Adezyon kuvveti nedir arkadaşlar? İki farklı maddenin birbirine yapışma isteği yani su damlasının cama yapışma isteği evet etkilidir. İkinci ikinci öncülümüzde L kısmının yuvarlak biçim alması kohezyon kuvvetinin etkisidir. Evet neydi arkadaşlar? Moleküllerimiz birbirlerine karşı ne uygulardı? Çekim kuvveti uygulardı. O yüzden bombe oluşurdu. O zaman nedir? Kohezyonda etkilidir. Su damlasının cama yapışmasında kılcallık etkili olmuştur demiş. Hayır arkadaşlar ilk öncülümüzde de söylediğimiz gibi adezyon kuvveti etkili olmuştur. Doğru seçeneğimiz Denizlidir. Evet. 8. sorumuza bakalım şimdi. X ve Y araçlarının hız zaman grafiği şekil 1'de gösterilmiştir. Bu araçlar 5. saniyenin sonunda şekil 2'deki e, O noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre bu araçlar başlangıçta aşağıda verilen noktaların hangisindedir denilmiş. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi verirdi? Aldıkları yolu 2 çarpı 5 10 metre. Burası nedir? 6 çarpı 5 eksi 30 metre. Yalnız arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey bu arkadaşların gittiği yön. Şimdi siz direkt bunu artıdan 10 eksiden 30'u seçmeyeceksiniz. Çünkü eksi yönünü belirtirdi. O zaman ne yapacağım? Eksi yöne gidebilmesi demek için bu arkadaşın bu tarafa doğru gidiyor. Diğerinde bu tarafa doğru geliyor olması lazım. Eksi 30 la eksi yönüne giden hangi aracımız? Y aracımız. Y aracımız eksi 30 30 öne gidersem benim Y aracım neredeymiş arkadaşlar? R'de. O zaman X aracım nedir? M'dedir arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz E'dir nedir? Evet gelelim. 9. sorumuz. Aralarında 200 metre mesafe bulunan K ve L araçlarının hız büyüklükleri sırasıyla 60 ve 40 metre bölü saniyedir. Araçlar birbirine doğru hareket ettiklerinde T1 sürede Sonra aynı yönde hareket ettiklerinde T2 süre sonra karşılaşıyorlar. Yani ikisi de bu tarafa gittiğinde de ne yapıyorlarmış? T2 sürede karşılaşıyorlarmış. Karşılıklı geldiklerinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Hızlarımızı topluyorduk. Aynı yöne gittiklerinde hızlarımızın farkını alıyorduk. Peki x eşittir v çarpı t ise alınan yolumuz 200 eşittir toplam hızımız nedir 100 t birimiz ne yapar arkadaşlar o zaman 2 saniye Evet aynı şekilde alınan yolumuz nedir arkadaşlar bizim? 200. Bu sefer farkını aldığımızda ne yapar arkadaşlar? 20. T2'miz buradan ne gelir? 10 saniye. Yani doğru seçeneğimiz Bursa'dır arkadaşlar. Evet son sorumuz 10. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış hareket çeşitlerinin hangilerinde dönme öteleme titreşim hareketlerinden sadece biri yapılmaktadır. Rüzgarda sallanan yaprak. Evet rüzgar ne yapıyor? İleri geri hareket ettiriyor yaprağı ve sadece ne yapıyor? Titreşim hareketi yapıyor. Yükselmekte olan bir balon ne yapıyor arkadaşlar? Sadece yukarı doğru doğrusal bir hareket yapıyor. Evet yuvarlanan tekerlek yuvarlanan tekerekte arkadaşlar bir dönme bir de geriye doğru ne var arkadaşlar öteleme yani üçüncü öncülüm olmaz. Doğru seçeneğim D şıkkıdır arkadaşlar.